Sayın seyirciler, stajyer ve çırak çalıştırma yükümlülüğü olan iş yerlerinin kapsamının değişmesiyle artık işverenler gençlere maaş ödemeden istedikleri kadar çalıştırabiliyorlar. Gençlerin işe girerim umuduyla bu uzun stajyerliğe razı olması ise bir emek sömürüsüne yol açıyor. İzliyoruz efendim. Evet, hoş geldin canım. Hoş bulduk efendim. Ben İnsan Kaynakları Müdürü Haldun. Yeni stajyerimiz sensin demek. Evet efendim, benim. Çok güzel, çok güzel. Bizim şirkette stajyerlerin önü çok açıktır. Çabuk yükselirsin. Gel seni çalışanlarımızla tanıştırayım. Memnun olurum vallahi efendim. İşte bu muhasebe müdürümüz Ahmet Bey. 10 yıllık stajyer. Stajyer mi? Maalesef. Bu da satış sorumlumuz Şekip Bey. Kendisi 15 yıllık stajyer. Allah kurtarsın genç. Bu da pazarlama direktörümüz Numan Bey. O da 20 yıllık stajyer. Ben de 20 yıl önce bu kapıdan aynen senin gibi girmiştim. Hey gidi günler, hey. İşte bu da genel müdürümüz Tuncay Bey. En kıdemlimiz o. Tam 30 yıllık stajyer. Ya o da mı stajyer? Tabi canım, o da stajyer. Ben de stajyer. Burada herkes stajyer. Sana demiştim, bizim şirkette stajyerlerin önü çok açıktır ya. Sıkı çalışırsan genel müdürlüğe kadar bile yükselebilirsin. Peki maaş? Maaş mı? Stajyerlikte ne maaş ayol? Yol artı yemek. Haldun Bey, patronla konuşabildiniz mi acaba? Yaşım vallahi 60'a dayandı. İşi bırakmadan bari bir gün olsun normal çalışma hayatını tatmak istiyorum canım. Maalesef Tuncay Bey. Patron dedi ki ben kendi maaşımı zor ediyorum. Bir maaş ödemesini daha bu şirket kaldıramaz dedi. Ne yapalım? Yine kısmet değil diyeceğiz o zaman. Evet, işte çalışma arkadaşlarım bunlar. Hadi bakalım iş başına. Ayda. Bu da kaçtı be. Ya bunlar da hiç sıkıya gelmiyor canım. Sayın seyirciler, bu yıl okullarda yaşanan sıkıntılardan biri de seçmeli derslerle ilgili. Bazı seçmeli derslerin öğretmeni olmadığı için öğrenciler zor durumda kalıyor. İzliyoruz efendim. Evet, bugün ne seçsem programına hoş geldiniz. Söyle bakalım öğrenci, bugün seçmeli ders olarak ne seçtin? Ev ekonomisi dersini seçtim öğretmenim. Ama o sana hiç yakışmamış. Bacak boyunu kısa göstermiş öğrenci. Bakayım arkana. Senin arkandaki sırt çantası mı yoksa basenlerin mi? Okul çantam sırtımdaki. Bence daha frapan bir ders seçmeliydin. Yani senin tipine öyle bir ders uygun giderdi. Evet, ben de Hakkı öğretmene katılıyorum. Mesela harita okuma dersini seçebilirdin. Ay saçmalamayın. Vücut proporsiyonu uygun değil bir kere. O saça o ders gider mi ayrıca? Oylamaya geçelim o zaman. Ben başka bir ders seçip gelmen şartıyla bizimlesin diyorum. Ben de başka ders seç diyerek bizimlesin diyorum. Bizimle dayılsın. Evet, iki oyla bizimlesin. Şimdilik güle güle. Unutma ama, tamam mı? Bir dahaki sefere gelirken daha uygun bir seçmeli ders seçerek gel karşımıza. Tamam öğretmenim, teşekkür ederim. Haydi güle güle. Ay bu da öğretmen olmayan dersi seçmiş, iyi mi? Neyse, iyi atlattık çaktırmadan ha? Evet evet, sıradaki. Sayın seyirciler, üzerinde çalışılan yok kanun taslağına göre üniversitelerde biri idari, biri de akademik olmak üzere iki rektör modeli üzerinde duruluyor. Tasarıya göre oda başkanları, mesela kasaplar odası başkanı da idari rektör olabilecek. Buyurun izleyelim efendim. Yahu kardeşim, kasaptan hiç rektör olur mu? Akademik kariyeri olmayan bir insan üniversite idaresinden nasıl sorumlu olabilir? Aynen katılıyorum üstadım. %100 katılıyorum size. Ben içeri girip yeni rektöre düşüncelerimi ifade edeceğim. İstifa etsin gitsin efendim. Çok doğru hocam. Gir ve kendisine haddini bildir. Sana güveniyoruz. Tamamdır. Aslında kendisi çok iyi bir insan ya. Haksızlık etmişiz be. Ya sen ne de çabuk yumuşadın ya. Çekil, çekil, ben gireyim beyefendim. Çekil, çekil, çekil. Vallahi ne yalan söyleyeyim var ya. Pırlanta gibi adam. Ben çok tuttum bu rektörü. Anlaşıldı, anlaşıldı. İş başa düştü. Müsaade edin de bu işi ben layıkıyla bir halledeyim. Hadi bakayım. Rektör bey, rektör bey. Size iki çift lafım var. Hoş geldin hocacığım, hoş geldin. Kaynanan seviyormuş. Gel, gel. Mangal mı o? Mangal tabii ya. İlk kasap rektör olarak bütün akademik kadroyu ete doyuracağım. İlk icraatım bu olacak. Hayırdır? Sen ne söyleyecektin? Ben mi? Etemi doyuracaksın. Yeni göreviniz hayırlı olsun diyecektim ya. Sağ ol canım benim, sağ ol.
Sana da iki kalem pirzola atıyorum. Yersin değil mi? Vallahi yerim. Yersin tabii köfte hor seni. Kuş kadar akademisyen maaşıyla yemezsen şaşardım zaten. Uykuluk dağıtayım mı? At at. Sayın seyirciler, 8,5 milyarlık bütçe açığının çaresi yine KDV ve ÖTV zammında bulundu. Benzinin ÖTV'si litrede 30 kuruş arttı. Üzerine KDV de eklenince daha önce 240 liraya dolan depo şimdi 260 liraya dolar oldu. Buyurun izleyelim efendim. Dayı selamun aleyküm. He aleyküm selam. Dayı ya, bu yakınlarda hiç kapatıcı var mı? Kapatıcı mı? Ne kapatıcısı? Bütçe açığı kapatıcısı. Bütçe açığı kapatıcısı? O ne ki? Ya nasıl diyordu eskiler? Benzinci ha. Benzinci yani, benzinci. Ha öyle desene yeğenim. Var var, 2 kilometre ötede bir tane var. Eyvallah dayıcım, sağ olasın. Hadi güle güle. Heh, nihayet bulduk ya. Hoş geldin abi. Açığı fulleyeyim mi? Manyak mısın sen kardeşim? 8,5 milyarlık açığı ben tek başıma nasıl fulleyeyim? Pardon abi, depoyu fulleyeyim mi diyecektim. Ha, onu fulle fulle. 97 oktan olsun. Emrin olur abi. Kardeş, işler nasıl? Ne zamana kapatırız bu bütçe açığını? Abi biz her gün 2-3 bin galon açık kapatıyoruz ama vatandaşın da biraz duyarlı olması lazım. Her gün 2-3 depo fullenmeden olmaz yani bu iş. Tamam. Ben bir Bursa daha yapıp geleyim o zaman. Sonra gelir biraz daha açık kapatırım. Tamam abi tamam. Hadi su gibi git, su gibi gel. Hay Allah ya. Bunun da ömrü açık kapatmakla geçiyor, iyi mi? Kendi bütçesi bitti sanki, bir de devlet bütçesini kurtaracak. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni bugünlük de sona eriyor. Yarın görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.